Kolay derste hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Toys and Games yani oyuncaklar ve oyunlar konusunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi bazı kelimelerimiz var. Kite, uçurtma demektir. Toy car, oyuncak araba. Toy car. Ball, top. Lorry, kamyon. Playing cards, oyun kağıtları. Blocks, bloklar. Legolar olur, ahşap böyle kare bloklar oluyor ya, daha doğrusu küp. Onlar olabilir, hepsine blocks diyoruz. Train, tren demektir. Toy box, oyuncak kutusu. Box, kutu demek. Toy, oyuncak. Burada da toy car, car araba demekti. Toy, oyuncak demekti. Tamam mı? Geçelim. Robot, robot. Doll, oyuncak bebek. Plane, uçak. Teddy bear, oyuncak ayı. Button, düğme. Herhalde bu düğmelerle oynuyorlarmış ki bunu buraya koymuşlar. Chessboard, satranç tahtası. Marbles, bilyeler. Belki siz çok bilmezsiniz ama bizim zamanımızda eskiden böyle bilye oyuncaklar vardı. O yüzden buraya yazmışlar. Computer game, bilgisayar oyunu. Şimdi arkadaşlar, a doll, two dolls. Burada tekil çoğul olayını anlatmaya çalışmış. Bir şeyden bir tane varsa kelimeyi sadece yazıyoruz ve başına e, yani bir anlamına geliyor bu e. A doll diyoruz ama birden fazlaysa, 2, 3, 5 kaç olursa olsun, kelime sayısı ve sonuna s ekliyoruz. Two dolls. Bakın, a doll, two dolls, three dolls, five dolls. Sadece bir tane ise kelimeyi böyle sade yazıyoruz. S'siz ve başında E ile. Peki bir de there is, there are var. There is var demek, tamam mı? Burada var anlamına geliyor there is. Ama birden çoksa eğer there are oluyor. Bu are çoğullarda geliyor. Is ise bir tane ise. Yani birse is, birden fazlaysa are. Tamam mı? Şimdi cümle kurmuşuz. There is a doll. Bir oyuncak bebek var. There are two dolls. İki oyuncak bebek var. There is a marble. Bir bilye var. There are ten marbles. On bilye var. There is a toy car in the toy box. Şimdi burada bir de in gelmiş. Bunu önce şu cümlenin şu kısmına bakalım. There is a toy car. Bir oyuncak araba var. Nerede? In the, içinde, toy box, oyuncak kutusunun içinde. Tamam mı? There are four toy cars in the toy box. There are four toy cars ne demek? Dört tane oyuncak araba var. In the toy box, oyuncak kutusunun içinde. Tamam mı? How many kites are there? How many, bir şeyin sayısını sormak için kullandığımız bir kalıp. Bu kalıpta her zaman gelen how many'den sonra gelen kelimeye bir s ekliyoruz. Çünkü çok bir şey var zannediyoruz. Hani s çoğul anlamı katıyordu ya, birden fazla. Mesela kite normalde uçurtma demek. Kites uçurtmalar. Soru sorarken bakın, burada da balls olmuş, s gelmiş. Burada blocks olmuş, yine s gelmiş. Bu how many de her zaman birden fazla olduğunu farz ediyoruz ve s'imizi ekliyoruz. How many kites are there? Bu bir kalıp, öğreneceksiniz bunu. Kaç tane uçurtma var demektir. Cevabımız bir tane ise there is a kite. Is ile söylüyoruz çünkü bir taneymiş. There is a kite. Bir uçurtma var. Yeni sorumuz how many balls are there? Kaç tane top var? Cevabımız, bakın, 3 tane top olduğu için there are diyoruz. Çoğul cevap veriyoruz. 3 yani 3 balls. Toplar. Bu s'imizi unutmuyoruz, ekliyoruz. There are three balls. 3 top var. How many blocks are there? Kaç tane blok var? Blok dediğimiz bu legolar burada. There are two blocks. 2 blok var. Tamam mı? Bakalım sırada ne varmış. Şimdi I have got kalıbı var. I have got, benim
var anlamına gelir. Ben sahibim anlamına gelir. Yani mesela I have got a car dediğimiz zaman bir arabam var demektir. Şöyle yazalım bu I have got kalıbını. I have got. Mesela a car dediğiniz zaman ne olur? Benim bir arabam var. Şimdi bununla cümleler kuracağız. I have got two kites. Benim iki uçurtmam. And a teddy bear. Ve bir oyuncak ayım var. I have got five cars. And a chessboard. Chessboard neydi? Satranç tahtası. Car, oyuncak arabaydı. Benim 5 arabam ve bir satranç tahtam var. I have got 2 trains and 6 marbles. Marble bilye demekti. Train, tren demekti. I have got 2 trains and 6 marbles. Benim 2 trenim ve 6 bilyem var. Peki. I have got 10 playing cards and 5 balls. Playing cards oyun kartlarıydı. Ball ise top. I've got 10 playing cards and 5 balls. Benim 10 oyun kartım ve 5 topum var. Geçelim. Şimdi renkler. Renklerin birçoğunu bildiğinize eminim ama bilmediklerimizi de öğrenin. Bu arada kadrajda düzgün görünüyor mu? Şöyle bir bakacağım ufak. Evet, sayfamız kadrajdaymış. Orange, turuncu demektir. Brown, kahverengi. Pink, pembe. Black, siyah. Purple, mor. Buradaki biraz gerçi mor gibi değil, mavi gibi çıkmış ama purple, mor demek. Red, kırmızı. Blue, mavi. White, beyaz. Green, yeşil. Yellow, sarı demek. Bakalım başka ne varmış? Bir sayfamız daha var. Burada da kitabınızda geçen bir diyaloğa biraz benzeyen bir diyalog var. Hi, I am Ali. Merhaba. Hi biliyorsunuz. I am Ali. Ben Ali'yim. I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. I love toys and games. Bu and ve anlamına geliyor. I love toys. Ben oyuncakları ve oyunları severim. I have got 2 yellow cars and 5 blocks. I have got hangi kalıptı? Bir şeye sahip olma kalıbı. Benim var demekti. Benim neyim varmış bakalım. Benim var. 2 sarı arabam ve 5 tane Legom. But I haven't got balloons. But I haven't got balloons. Fakat balonlarım yok. Haven't got kalıbını da şöyle bir anlatalım. Farklı bir kalem almak istiyorum. I have got a car. Benim bir arabam vardı. Peki benim bir arabam yoksa bunu nasıl söyleriz? Olumsuzluk anlamı katan not ekleriz. I haven't got. Ay çocuklar kafam karıştı. Evet buraya tabii ki. I haven't got a car. Benim bir arabam yok. Bunu nasıl yazabiliriz bir de? Kısaltıp şöyle. I haven't got a car. Benim bir arabam yok demiş olduk. Burada da ne demiş? I haven't got balloons. Benim balonlarım yok demiş. Tamam mı arkadaşlar? Peki bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Size ders anlatmak benim için bir keyifti. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.